Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayına beraberiz. Bugün 26 Eylül 2024 ve çoğunuz izlemişsiniz. Türkiye'de Habertürk adlı bir televizyon kanalında YNK lideri Bafil Talabani'ye suikast düzenlememiz gerekiyor tartışması yapıldı. Birazdan videosuna bakacağız ve daha evvel de benzer çağrılar olmuştu aynı kişi tarafından ve akabinde de bazı gelişmeler, bazı suikastler yaşanmıştı. Şimdi tabii buna pervasızlık denilebilir, buna çetevari söylemler denilebilir, bunu umursamayalım, gerek yok denilebilir, çok şey söylenebilir. Ama söyleyen kişi kim? İsmail Hakkı Pekin. İsmail Hakkı Pekin kimdir? Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı, istihbaratçı ve şu anda emekli gibi görünüyor. Biliyorsunuz istihbaratçının emeklisi olmaz ve emekli gibi, emekli göreviyle, emekli istihbaratçı, emekli asker bilmem benzeri sıfatlarla televizyonlara çıkıp devlete akıl veriyor ve muhtemelen televizyon ekranlarında canlı yayında tartıştıkları bu şeylerin daha ötesini de perde arkasında tartışıyorlar. Yani devletin bir kadrosu orada suikast yapalım, daha evvel Avrupa'da yaptık, yine yapalım, Irak'ta yapalım, Suriye'de yapalım şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Şimdi bu kişi daha evvel de bir çağrı yapmıştı. Ne zaman? 2021 yılında. Ve 2021 yılında yaptığı çağrıdan sonra, yani Avrupa'da Kürt siyasetçilerine yönelik suikast düzenlememiz gerekiyor demişti. Daha evvel Paris'te yaptık demişti. Paris katliamı 9 Ocak 2013 katliamına atıfta bulunarak yine yapmamız gerekiyor demişti. Ve hemen ardından 2022 Aralık ayında Paris'te ikinci katliam olmuştu. Şimdi arkadaşlar önce şu son sözlerini dinleyelim. Ardından daha evvelki konuşmasına bakacağız ve Bafil Talabani'yi özellikle niye hedefe koyduklarına bakalım. Ben anlaşılan aynı şeyleri bu tarafta da yapmamız gerekiyor. Irak modelini Suriye'de kurmak lazım. Mesela Bafil Talabani efendim şunu yapıyormuş. Devlet dışı bırakırsınız. Yani gerekirse suikast yaparsınız efendim. Ben bu kadar siz yapmazsınız başkasına yaptırırsınız. Yani devletin bu hayatı öneme ait. Biz bu sorunu çözmezsek. Evet. Şimdi diyor ki işte diyor daha evvel de söyledim. Yani demek ki başka programlarda da söylemiş. Zaten bir programı 2021 ve diyor işte Suriye'de zaten Erdoğan'ın Beşar Esad'la görüşmeye talebi konuşuluyor. Yani Suriye'yle de anlaşalım, Suriye'de de benzer şeyler yapalım. Ama Irak'la anlaşmamız çok önemli ve Bafil Talabani'yi bir şey gibi görüyorlar. KDP zaten onlarla aynı hizada. KDP herhangi bir sorun teşkil etmiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt perspektifine yönelik. Ama Bafil Talabani ve YNK tam olarak Türkiye'nin yanında yer almıyorlar, Türkiye'nin politikalarına alet olmuyorlar diye işte diyor biz o zaman bunu ne yapalım? Ortadan kaldıralım, suikast yapalım diyor. Oradaki bir eleman ki oradakilerin hepsi devlet kadroları, yani eski asker, istihbaratçı, şu an görevli veya emekli. Birisi orada o falan diyor, yani canlı yayındayız, yani böyle şeyler söylenmez şeklinde bir işarette bulunuyor, duydunuz. Orada diyor ki yani siz yapmazsınız başkasına yaptırırsınız. Burada çok net bir itiraf var. Yani bu bir general, eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı ve yeri geldiğinde devlet olarak bazı böyle çetevari suikastlar yapmamız gerekiyor şeklinde itiraflarda bulunuyor. Ama aynı zamanda siz yapmazsınız başkasına yaptırırsınız diyor. Şimdi başkası kim? Mesela Irak'ta Türkiye adına suikast düzenleyen başkası kim? KDP mi? DAEŞ mi? Irak Türkmen cephesi mi? Paralı şeyler mi? Elemanlar mı? Süleymaniye'de yapıyorlar biliyorsunuz. Birkaç yaptılar. Nagahan Akarsel'i yaptılar. Daha 23 Ağustos'ta iki gazeteci arkadaşımızı Gülistan Tara ve Hero Bahadin'i katlettiler. Yani burada çeşitli tetikçiler, çeşitli işte aparatlar kullandıklarını da itiraf ediyor. Şimdi Bafil Talabani'yi arkadaşlar niye hedefe koymuşlar? Az evvel izah ettim. Bu suikast, işte ortadan kaldırma, etkisiz hale getirme, bunlar onların sözleri. Yani bunlara işte pervasızlık diyebiliriz.
aslında nasıl bir devlet olduklarını, hukuk, insan hakları tanımadıklarını, çetevari yöntemler Kürtlere karşı devreye koyduklarını itiraf ediyor. Ve Hakan Fidan'ın da MİT başkanıyken, kendisi şu anda Dışişleri Bakanı, Bafil Talabani'ye çeşitli yollarla böyle tehditvari mesajlar gönderdiğini biliyoruz. Yani bunu Yeneke'lerin çoğu konuşuyor. Hatta Yeneke medyasında, Yeneke çevresinde bu konuşuldu, yazıldı da kısmen. Tabii bu hangi aracılarla, hangi mekanizmalarla yapıldığını bilemiyoruz. İşte zaten görüşüyorlar zaman zaman Yeneke'li yetkililerle, Kuba Talaban ile, yani diplomatik görüşmeleri var. Ve bu görüşmelerde üstü kapalı veya açık, işte bak size suikast falan da yaparız, bilmem ne şeklinde tehditvari mesajlar ilettiklerini de duyuyoruz. Şimdi aynı eleman bu İsmail Hakkı Pekin 2021 yılında başka bir televizyon kanalında, yine Türkiye'de ki bu her gün çıkıyor neredeyse, demişti ki işte Avrupa'da işte Kürtlere yönelik, Kürdistan'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'da nasıl hareket edilir şeklinde bir tartışma yürütülüyor. Orada diyor ki Avrupa'da da işte diyor şey yapalım diyor. Çünkü liderleri diyor Kandil'den çıkmıyorlar. Avrupa'da da varlar. Daha evvel yaptık. Daha evvel dedi Paris'te zaten söylüyor. Sakine Cansız, Leyla Şelemez ve Fidan Doğan'ı kastediyor. 9 Ocak 2013. Şimdi yine yapmamız gerekiyor diyor. Şuna bakalım. PKK. Onun altında da ekipler var bu. Konseylerin altında ekipler var. Mesela onlar Kandil'den çok fazla dışarı çıkmıyor. Peki. Avrupa'da bunların unsurları var. Avrupa'daki unsurlarına bir şey yapmamız gerekiyor. Yani daha evvelden işte Paris'te yapıldı ama evet. Daha evvel Paris'te yapıldı, kastetti bu. Şimdi bu konuşma ne zaman yapıldı? 2021 yılında ve hemen ardından 23 Aralık 2022'de Paris'te Evin Goyi, sanatçı Mir Perver ve Abdurrahman Kızıl, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin önünde bir saldırı sonucu katledildiler. Ve halen dava aydınlanmış değil. Bir kişi yaptı. İşte bu kişi bilmiyorum daha evvel cezaevinde kalmış, şu bu falan. Cezaevinde yani Türkiye'ye DAEŞ'lerle kalmış. DAEŞ'lerin Türkiye'de kaldığı, Türk MİT'iyle bağlantılı olduğunu, onlar tarafından eğitildiği falan söylendi ve bunların çoğu iddianamede yer alıyor. Bunu daha evvel çok konuşmuştuk ama bunun İsmail Hakkı Pekin'in bu açıklamalarının devletin planını, perspektifini bize net bir şekilde gösterdiğini bir kez daha görüyoruz. Şimdi burada tabii bazıları diyor ki işte bir kişi çıkmış canlı yayında bunları konuşmuyor. Hayır yani o kadar şeyler ki yani işte yaptıkları yanlarına kalıyor. Uluslararası platformlarda hesabı sorulmuyor. Eğer Paris'te Fransa devleti birinci katliamın, 2013 katliamının hesabını sorsaydı, gereğini yapsaydı, hukuk işleseydi ikincisini yapmazlardı. Ne yaptılar? Üzerini örttüler. Fransız televizyonu gitti bu katliamın MİT tarafından planladığını net bir şekilde belgeledi. Zaten daha sonra 2017'de MİT'in belgeleri çıktı. Bunu yani Google'da arasanız bile var. Genelgesi çıktı. Paris'te bunu nasıl yapacaklar, bu tetikçiyi nasıl şey yapacaklar. Tetikçiyle MİT yöneticilerinin ses kaydı çıktı. Ortak planlama yaptıklarını net bir şekilde duyduk o ses kayıtlarında. Onlar da halen internet platformlarında var. Dolayısıyla Fransa devleti, Avrupa devletleri de bu çetevari saldırılara karşı kendi hukukunu bile işletmediği için işte bu tür adamlar da buradan cesaret alıyorlar. Nasıl olsa Kürtleri katletmek, nasıl olsa Kürtlere suikast düzenlemenin bir bedeli olmaz şeklinde düşünerek çıkıp bunu canlı yayında söylüyorlar. Bazısı da diyor ki bunu yani bu doğru bir şey ama niye canlı yayında söyledi? Canlı yayında böyle bir insan böyle aklına geldiğini söylemez. Yani o bir nevi kendine güvenin, pervasızlığın bir şeydir, bir yansıması gibidir. Böyle almak lazım. Pervasızlık da diyebiliriz. İşte buna yani başka türlü şeyler de söyleyebiliriz ama burası kaldırmıyor bu tür lafları. Onun için söylemiyorum. Siz anladınız. Şimdi burada arkadaşlar şunu görmemiz gerekiyor. Bunlar sıradan laflar değil. Bir tehdite işaret ediyor ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine teslim olmayan, kendileri gibi olmayan bütün Kürtleri hedef aldığını
düşman olarak gördüğünü gösteriyor. Yani mesela herhangi bir örgüt, bir parti, bir parça, bir düşünce değil. Mesele Kürt olup olmamakla ilgilidir. Türkiye devleti Kürt düşmanlığında ısrar ediyor. Bunun dışında da başka bir şey bilmiyor. Ve bu adamlar da, yani bu videosunu paylaştığımız adamlar da bunu bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Olup bitenler budur. Şimdilik bu kadar. İyi günler.